Sevgili dostlarım, hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili dostlarım, bu videomuzda borsa ile ilgili bir müjdeyle başlayacağız. Ardından Şişecam ve Petkim istekleri vardı. Bu istekleri sizlerle birlikte yorumlamaya çalışacağız. Evet, önce borsa ile ilgili artık Bloomberg haberinin verdiği bir yayında verdiği haberde açığa satışlar yakın zamanda başlayabilir arkadaşlar. Bu açığa satış olayı nedir? Size kısaca bunu anlatayım. Arkadaşlar, bu açığa satışta borsada hisseler nasıl yukarı giderken para kazanıyorsunuz? Açığa satış verdiğinizde borsanın aşağı doğru düşeceğine de inanıyorsanız buradan bir açığa satış veriyorsunuz ve borsanın düştüğü yerden tekrardan bu kağıdı alıp satışınızı tamamlamış oluyorsunuz ve borsa aşağı inerken de para kazanabiliyorsunuz. Açığa satış kısaca anlatılması gerekirse böyle bir durum oluyor. Yani sizin olmayan varlığı atıyorum 6 liradan satış verdiniz. Borsanın düşeceğine inanıyorsunuz. 6 liradan açığa satışı verdiniz. Tekrardan 5 liraya düştü bu kağıt. 5 liradan aldığınız zaman aradaki 1 liralık farkı lot miktarınıza çarptığınız zaman aradaki kar miktarınızı hesaplayıp bu farktan da borsa düşerken de borsadan kar elde etme imkanınız bu şekilde sizlere sağlanmış oluyor arkadaşlar. Hem çıkışlarda hem inişlerde borsadan para kazanılabilir bir durum açığa çıkıyor. Şimdi bu haberimizin ardından arkadaşlar İMKB 100'e bakalım hemen. Günlük işlemlerimize bakalım. İMKB bir 100'de bizim için artık 114.000 seviyesi önemli bir direnç haline geldi arkadaşlar. Şuradaki 114.000 seviyesi. Yukarıda da arkadaşlar 116.000 seviyesi. İMKB 100'de çok önemli bir direnç seviyesi arkadaşlar. Şu saat itibariyle baktığımızda 116.000 seviyesi üzerinde işlemler İMKB 100'de görülmekte. Fakat önemli olan gün kapanışını 116.000 üzerinde tutunup gerçekleştirebilmesi. Arkadaşlar 116.000 seviyesi eğer günlük kapanışları gerçekleştirebilirsek borsada 118.000 ve 122.000 seviyelerindeki dirençlere doğru İMKB 100'de yukarı yönlü ataklar görebiliriz. 116.000 bizler için kuvvetli bir dirençti ve bugün itibariyle bu direnç kırılmak için zorlanıyor. Günlükte de bu direnci kırdığı zaman önünde 118.000 ve 122.000 dirençlerine doğru İMKB 100'de yukarı yönlü ataklar yoğunlaşabilir. Dediğim gibi arkadaşlar açığa satışa satışların başlamasıyla da yabancı girişi özellikle banka hisselerinde artabilir. O yüzden 116.000 direnci önemli takip ediyoruz. Aşağıda da bizler için 114.000 ve 112.000 destekleri İMKB 100 için önemli takip edilecek diğer bir destek seviyeleri olarak gözükmekte arkadaşlar. Evet, kısaca İMKB 100'ü de anlattıktan sonra Şişecam analizimize geçelim. Şişecam'da önemli seviyeler nereler? Şişecam'ı incelediğimiz zaman arkadaşlar Şişecam haftalık bazda güzel bir kapanış yapmış. 5.35 seviyesinden gelen 5.35 seviyesinin üzerinde 5.44'lü seviyelerde bir haftalık kapanış gelmiş. Bu da Şişecam için önemli arkadaşlar. Şuradaki 5.35 seviyesi yani destek seviyesi üzerinde kaldıkça Şişecam'da 5.51 direnci ve onun üzerinde 5.62 direnci kısa vadede Şişecam'da takip edilebilir önemli seviyeler olarak gözükmekte arkadaşlar. Şişecam'da yukarıda arkadaşlar 5.62 şuradaki kısadaki kuvvetli direnç bölgesi aşılabilirse, yukarı yönlü aşılabilirse Şişecam'ın da ana hedefi 5.78
seviyesi olarak gözükmekte. Şişecam'da ana hedef olarak 5.78 civarındaki direnç bölgesi takip edilebilir. Önemli bir seviye olarak gözükmekte arkadaşlar. Şişecam'ın olumsuz bir duruma geçebilmesi için mutlaka 5.35 altında günlük bir kapanış yapması şart. 5.35 üzerinde kaldıkça da arkadaşlar şişecam şu an itibariyle olumlu gözükmekte ve yukarıda 5.78 hedef bölgesine doğru yolunu devam ettirmekte. Tabii şişecamı takip ederken arkadaşlar IMKB %16.000 seviyesini de takipte kalacaksınız. 16.000 seviyesi üzerinde tutunmalar devam ettikçe şişecamda 5.62 ilk direnç bölgesi, 5.62'nin de aşılabilirliği olursa o zaman 5.78 seviyesindeki direnç bölgesine doğru şişecamda da hareketler görülebilir. Petkim'e de bakalım. Petkim'de neler olabilir? Petkim'i incelediğimiz zaman arkadaşlar Petkim'de bizler için önemli bir destek yeri 4.18 seviyesinde bulunan destek seviyesi olarak gözükmekte. Evet, 4.18 seviyesindeki destek bizler için önemli olacak bir destek bölgesi. Zaten 4.26 seviyesinden de bir haftalık kapanış gelmiş arkadaşlar. Bu da Petkim için olumlu. Kısa da 4.33 seviyesindeki bir direnç mevcut. Bu 4.33 seviyesindeki direnç kısada takip edilecek. 4.33 direncini yukarı kırabilirsek de Petkim'de 4.41 seviyesi ilk etapta kısada beklememiz gereken önemli bir direnç ve hedef bölgesi olarak Petkim'de göze çarpmakta arkadaşlar. Tabii Petkim'i incelerken dediğim gibi IMKB 100'ü de aynı Şişecam'da olduğu gibi takip edeceksiniz arkadaşlar. IMKB 100'ün 16.000 116.000 seviyesi üzerinde tutunabilmesi önemli. 116.000 üzerinde IMKB 100 tutunmasını sürdürdükçe de Petkim ve Şişecam'da yukarı yönlü hareketlerine devam edecek. Önemli destek noktası dediğimiz gibi 4.18 bölgesinde bulunan destek bölgesi. 4.18 altında günlük kapanış olmadıkça da 4.33 ve 4.41 direnç bölgelerine doğru Petkim'de hareketini sürdüreceği yönünde yatırım tavsiyesi olmamak koşuluyla beklentimiz hala devam etmektedir. Evet, Petkim, Şişecam, IMKB 100 ve borsa ile ilgili haberimizi de paylaştıktan sonra videomuza son veriyoruz. Borsa ile ilgili videolarımız hoşunuza gidiyorsa kanalıma bir beğeni atar ve kanalıma abone olmamış arkadaşlar varsa da kendilerini kanalıma abone olmaya beklerim. Hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.